üç tane yol var. Bu yolların dışında çok ben yol bilmiyorum zaten genel tabirler. Bir direkt iş ilanla giriş var arkadaşlar. Biliyorsunuz iş ilanları var. LinkedIn'de bulabilirsiniz. Indeed'de bulabilirsiniz. Çok arzu ederseniz bir gün mesela bunu bildirin Kenan Bey inşallah. Bir gün bunu yayınlayabiliriz. Bütün Hollanda'daki iş arama siteleri nelerdir diye. Genelde bulunur ama biz de yapabiliriz arzu ederseniz. Birincisi direkt iş ilanı. Yani bir iş ilanı vardır. Ona başvuru yaparsınız. Ama burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Bani IST var. Biz bu kişi Hollanda'nın şeyi derlerdi. Bill Gates'i çok ciddi milyarlar döndürmüş birisi. Hogia Fiş Adamları Derneği üzerinden bir sunumları vardı. Ona gittik. Çok enfes bir cümlesi vardı. Ben adama gittim dedim ki ya dedim IT'ciler var Türkiye'den gelen mülteci ama dilleri falan zayıf. Yani bunları nasıl bilmem ne şey yaparız. O şöyle bir cümle kullandı. Dedi dilleri zayıf mı? Evet o zaman dedi iki kat işlerini iyi yapsın işe alınırlar dedi. Yani bu çok anormal bir talep. Ya böyle bir talep olmaz dedim ben de. Zaten arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar açık var ama neden aranızda bazıları iş ilanlarına giriyor, alınmıyor? Burada demek ki birkaç sıkıntı var. En son analizlerde bunu yazacağım. Onun için direkt iş ilanı üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bence çok zayıf bir yol. Hangi yollar var arkadaşlar? Sosyal puan veya pozitif ayrımcılık var. Bunun üzerine duracağız şimdi. Bir de Leer Werktraining var. Ne staj için ne öğrenim kurumları var. Bunlara ve bu son ikisine uğramamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Şuraya gelelim arkadaşlar. Sosyal puan veya pozitif ayrımcılık nedir? Hollanda'da özellikle devletten ortak çalışan veya kurumun kendi felsefesi olarak veya küçük yani bir kurum kendi bir değer mantığında hani benim varlık değerim mantığında çünkü artık Avrupa'da daha ucuz sat daha ucuz aldan ziyade değerin ne kadar değer veriyorsun ona göre pazara girim başladı. Bununla alakalı sosyal puan diye bir sistem var arkadaşlar. Mesela büyük kurumlar özellikle devletle çalışıyorsa %5 SROI diye bir kural var. Yani finansının bir bölümünü hayır bölümüne yatırmak zorunda. Hayır bölümü derken şöyle anlayalım. Mesela işe direkt giremeyen insanları işe almak zorunda. Buna SROI puanı diyoruz. Bunlarla alakalı bütçeleri de var. Yani bunlarla alakalı koçluk, bunlarla alakalı sistemler hepsi SRO'yla. Mesela şu an Rabobank 60 tane biliyorsunuz mülteci alıyor. Şu ana kadar 5 kişi yerleştirdik. Şu an bir iş ilanı daha var. İnşallah oraya da 2-3 kişi yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bu 5 kişi yerleştiğinde bunlar mesela SRO'yu puanından götürüyorlar. Yani SRO'yu için para ayırmışlar. Oradan yatırım yapıyor aslında. SRO'yu böyle bir şey. Bizim de çalıştığımız sosyal aydüzen büro. Yani bu iş ve işçi bulma kuramı SRO'yu üzerinden giriyor arkadaşlar. Yani bir iş ilanı var ama tamam da biz aradığımızda o Hollandalı kurumla beraber diyoruz ki sen SRO'yu puan kazanmak istiyor musun? Çünkü bizden işçi almaları SRO'yu puan kazanmasına tekabül ediyor. Bu yani aslında ön kapı değil. Arka kapıdan girme olarak görebilirsiniz. Aynı şekilde bazı kurumların diversity inclusion kuralları olabiliyor. Mesela yönetimsel veya kendi iç şeyinde sisteminde işçi etnik gruplarına bakıyorlar. Ve bununla alakalı diyorlar ki biz işte şu kadar mesela bunu en son polis demişti. Yeni işe alınan kişilerin %30'unun yabancı etnik uyruklu olmasını arzu ediyorlar. Yani bunun nedeni neden? Çünkü böyle bir şey olursa ortalamamız düzelir. Reichswaterstaat'ta da dert buydu. Onlar %8'deydi mesela. %13'ün yabancı olmasını istiyorlardı. Onun için mesela ayrı bir bayan vardı. Suharaçi diye. O bayan mesela ilgileniyor. Şu an korona da azaldı ama yarın bir gün gene kapı açarlar. Bu da arkadaşlar bir kapı. Yani biz aslında SRO'yu ve diversity üzerinden girdiğimizde bazı şirketler bu noktada özel iş ilanları da oluyor ve bunu sadece size gösteriyor. Mesela Rabobank'ın iş ilanı bize geliyor. Birkaç başka kuruma gidiyor. Dışa vermiyorlar yani. Çünkü özel bir insan kaynağı tekniği deniyorlar. Ve bu şekilde çalışma yapılıyor. Evet arkadaşlar sosyal puanda pozitif ayrımcılıkta daha ne faydalar var? Mesela şirketlere Everyday Heroes gibi bazı kurumlar fon da veriyor. Yani mesela bir işçi alacak. Bizim mesela kurum aradığında diyor ki ya bak senin şöyle bir şeyler mesela şöyle bir eğitim ihtiyacı var bilmem ne. Biz bunu diyor şuradan Everyday Heroes bir şey fon buradan sana şu kadar para verelim diyorlar. Kurumu bir manada desteklemiş de oluyorlar. Yani siz ön kapıdan iş ilanından gireceğinize
şu arka kapı şirketlere daha tatlı gelebiliyor. Proof plating de çok orijinal bir mantık. Proof plating şöyle arkadaşlar. Belediyenizden anlaşılıyor. 2-3 ay. Rijkswaterstaat nasıl becerirse bilmiyorum da 12 ay anlaşmış. Aid devam ederken yani normal belediyeniz hala parayı verirken orada iş imkanı size sağlıyor. Normal fakatüre yani iş ilanında bu imkanı size veremezler insanlar ama böyle kurumlarla girdiğimizde belki 2-3 ay kuruma diyebiliriz ki ya bak sen 2-3 ay para vermeyeceksin. Sadece koçluk ücreti ödeyeceksin. Kalanını belediyesi ödeyecek bir şey. Yani. Bu da kurumları bir manada aşmakta yardımcı oluyor. Son olarak da çok önemli kurum içi koçluk imkanımız oluyor. Mesela girdikten sonra siz kuruma bizim yani bir manada sistem üzerinden girildiğinden, belediye de takip ettiğinden dolayı koçluk devamı olabiliyor, job coaching. En sonunda bu çok önemli. Bunu zaten biz expert meetinglere gittiğimde bunun üzerine çok durdular. Kurumları rahatlatmak lazım. Onboarding from the drive diyoruz. Kurumlar mesela sizden ilgilenecek kişi ne kadar bilgisi var? Yeteri kadar bilgisi var mı? Kurum ne kadar hazırlamış? Mesela bir namaz kılacağım dedin, hepsi apaşıp kaldı. Nedir yani şimdi bu? Ne yapacak? Sen nasıl teklif edeceksin? Burada size koçluk, bir de kuruma da koçluk ihtiyaç var. Sadece namaz değil mesela arkadaşlar. Yani o kadar bazı noktalarda takılıyorlar ki şaşırırsınız yani. Hani öğlen niye bu kadar çok yemek yedi diyebilir yani. Adam ekmekten elma getiriyor. Siz, ben hatırlıyorum öğlen bazı Türklerle gittiğimizde işe bayağı dolma molma çıkarırlardı yani. Şimdi bunu gören Hollandalı şaşırabiliyor. Şaşıramaz yani bilemezsiniz nerede şaşırdığını. Onun için şirketlere ve sizden ilgilenen şirketteki kişiye de koçluk çok önemli burada. Arkadaşlar bu sisteme girmeniz için ben profil@verihere.com'a kayıt olmanızı tavsiye ederim. Mail atarsınız dersiniz ki ben de bu sisteme kayıt olmak istiyorum. Ücret yok zaten arkadaşlar. Sizin adınıza şirketlere arıyoruz. Zaten şirketleri de siz veriyorsunuz. Orada arkadaşlar sizlerle ilgilenirler inşallah. Sonra da bizim Social Agent Bureau siz kadar şey yapmış olur. Yani sizi şirketlere başvurmuş olur. Belki direkt girersiniz. Çünkü ben şunu gördüm. IT mezunları var elimizde. IT mezunları bence bir kursa gitmek değil. Bu şeklinde direkt işe de girebilirler. Ama bırakın hem koçluk içinde hem kurumları rahatlatacak şekilde aramaları bizim Siskalar. Yani bizim firma We Are Here FlexPay. FlexPay Social Agent Bureau yapsın. Evet. Bir sonraki bölüme gelelim arkadaşlar. Lear Work Trajectory. Staj içinde öğrenim imkanları. Hack Your Future'ı hepiniz duydunuz. Görüşmem var. Hack Your Future'la çok görüşmek arzu etmiyordum ama görüşmem var. Bakalım. Çünkü doyum yaşamış kurumlarla ortak çalışmak çok zordur arkadaşlar. Ama ben görüşeceğim. Özellikle bilgi alışverişinde bulunacağız. Biliyorsunuz Hack Your Future'a gidip kayıt oluyorsunuz, arz ediyorsunuz. Kabul ettiklerinden sonra şirkete de bağlayabiliyorlar. Şu ana kadar ülkesel ne kadar rapor okuduysam pozitif Hack Your Future'la alakalı. Benim bugün asıl yani ve görüştüğüm ve uzun dönem beraber çalışmak istediğim Do Good Company var. Do Good Company, Caroline diye bir Amerikalı müdüresi var. Hollandalısı da orijinal ama çok hoş bir bayan. Hack Your Future vakıf çünkü arkadaşlar. Ama Do Good Company benim bildiğim kadar Do Good Company firma da Hack Your Future'ı ben vakıf olarak biliyorum. Belki farklıdır. Tanıştığımda onlara soracağım. Ama Do Good Company şirketsel ele almış bu işi. Ve community şeklinde ele alıyorlar. O kadar hoşuma gitti ki konuşmada ve çok teknikler verdi. Ve arkadaşlar bir webinar yapacağız onlarla. İnşallah kayıt olun. Sizlere yönelik Good Company ile beraber simultane tercüme yapacağım. Ve Good Company'nin güzelliği kendileri işe alıyor arkadaşlar. Yani eğitimden içinde işe alıyorlar ve kendileri firmalardan uptraft yani iş alıyorlar ve size yaptırıyorlar. Ve bunun çok güçlü bir yönü olduğunu düşünüyorum. Yani bu manada işe girmenin çok rahat olacağını düşünüyorum. Hack Your Future biraz da yerleştirme sistemi yapıyor benim bildiğim kadar. Do Good Company'nin yaptığı usul yani direkt iş ve internship'te ödemeli alması çok güzel. Kendileriyle bir program yapacağız. O programda belki 3-4 hafta sürer. İki yönde yapacağız arkadaşlar. Bir webinar yapacağız. Webinar'dan sonra ben bu şirkette daha çok danışmak istiyorum diyen ve dil seviyesi biraz yeterli olan arkadaşlarla Do Good Company'den mezun olup çalışan 3-4 tane kişiyle buluşturacağız. Bu da online olacak. Sonra zaten eğitim 14 Nisan'da bir sonraki eğitimleri onların kayıt almaları lazım. Şimdiden dediğim gibi oraya doğru düşünebiliriz. Evet, bayanlar gördük. Tech Crowns diye bir grup var. Ben bunlarla da tanışmayı düşünüyorum. Burada özellikle bayanlara çok ilgileniyorlar.
Bu şeklinde bayanların belki tek kranç üzerinden girmesi sağlayabiliriz. 27 yaşında da bir sınır var. Ya Do Good Company benim en içime oturan ama başkalarıyla da tek kranç sizin adınıza görüşmüş olacağım. Kodan var, bootcampler var biliyorsunuz. Birazcık da ÜVF eğitim bütçesinden bahsettim. Yani ÜVF şunu diyor. Şu bence çok önemli sizin için arkadaşlar. Şurada giremeyebilirsiniz. Belki başka bir işte başlarsınız. Şimdiki aldığınız eğitimler veya bilginizi sıfıra atmayın yani. Bu belki 3 sene sonra diliniz de belli zaman geliştikten sonra oraya gene dönüşebilirsiniz IT'ye. Yani bu imkan var ve bu imkanı değerlendirelim ve bu önümüzdeki 4-5 sene bu imkan devam edecek gibi duruyor. ÜVF eğitim bütçesi var. Bundan alakalı arkadaşlar 5-6 kurum gördüm. Hiç diyor seviyen lazım değil. Neyse IT'ye mi girmek istiyorsun? Gel diyor kurs verelim diyor. Paranı diyor biz hallederiz ÜVF'den diyor. 5-6 tane kurum var. Yani şunu gözlemliyoruz. Dilli sıkıntımızı atladıktan sonra inşallah çok arzu ediyorsak 6. 7. senemizde ikinci dönemde de bu işe girebiliriz diyorum. Evet. Birkaç tane şunu söyleyeceğim. Sonra sorularınıza geleceğim değerli arkadaşlar. Belki Kenan Bey biraz sonra da o da aramıza katılsın. Videosunu açabilir. Evet, şu an hangi durumdayız? Ablalar şirketlerde mülteciye yönelik bir bakış açısı. Evet değerli katılımcılar, şirketlerde mülteciye yönelik bir bakış açısı var ve bu ne yazık ki düşük. Bunu zaten kamplarda mültecileri gördüğünüzde anlamışsınızdır. Yani toplu hareket ederek ancak bunu değiştirebiliriz. Ya bunu açık ve net söylüyorum. Tekil insanlarla değiştiremeyiz. Yani ben mesela bizim sosyal egzem büroyla şunu görüşüyoruz. Bir kişi bir yere girdi mi biz bir kişiyle koymayacağız o şirketi. Birkaç kişi daha sokabilir miyiz? Bir kişi de pozitif bir bilinirlik oldu mu o sektörle alakalı başka şirketlere, başka partner şirketlerine insanlar ifade edebilir mi? Yani küçük kar topu gibi büyüyecek bir sistem ve toplu hareket etmezsek özellikle bu ön yargıyı kırmak biraz zor olacak. Bunu kesinlikle var. Öğretmenlik projesinde hayli hayli görüyorum. Açık ve net söylüyorum. Yani uzun süre olacak. Başka şeylerde de var. Biz zaten şöyle diyoruz. Arkadaşlar galiba 4 sene, 3-4 sene sonra birinci işimize gireceğiz. Çok acele davrananlarımız var biliyorum. Çok da özür dileyerek söylüyorum. Çok acele ediyorsunuz. İkinci senenizde iş imkanı yok arkadaşlar. Çok zorlamayın. Kendinizi kasarsınız. Bütün imkanlarınızı kaybedersiniz verdikleri. Bunlar da benim koçluk tavsiyem olsun. Benim tavsiyem 3. senede daha kaliteli böyle projelere katılmak. 4. senede ise ilk işinizi sağlama almak. Sonra 7. senenizde ya o şirkette büyümek veya kariyer switch kendi mesleğinize yönelik başka işler yapmak. Evet. Direkt işe girmek kolay olmayacak arkadaşlar. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Girebilen varsa alın başına koysun yapsın. Çok imkan ama ben yerli kurumlarla network kurmanın veya dediğim gibi layer network veya sistemin beraber olması gerektiğine inanıyorum. Onu da üzerine durmuş oldum burada. Evet, bu çok acayip ve önemli bir şart. İngilizce B1 seviyesi minimum gelmemiz lazım. Bunu Do Good Company'de özellikle üzerine bastırdı. Özellikle şunu da dedi. Şimdi bu Türkçe ile ya bu kursların Türkçe verilmesi aslında size bir yanlış dedi. Ben ama şunu ifade ettim. Daha bu insanlar dedim yeni geldi kamp hayatında. Onun için herhangi bir şey aslında o noktada iyidir dememe rağmen dedi ki yok. Çünkü sonradan dedi bunlar mix gruplara girecekler. Bu terminolojinin Türkçesiyle hiçbir iş yapamazlar. Burada İngilizceyi sonradan tamamlaman da yanlış dedi. İngilizceyi çok daha erken ele almanız lazım ve B1 seviyesine minimum gelmeniz lazım. Evet, bununla alakalı bir projeyle almaya çalışacağız ama arkadaşlar zor. Çünkü bütün fonlar veya bütün görüşeceğim kurumlar şunu diyecektir. Hollanda'ca çalışsın bunlar diyecektir. Evet, şöyle bir soru gelebilir, ifade edeyim. İngilizce olmadan iş imkanı var mı? Var, onu da söyledi. Devlet kurumlarında sadece gözlemliyoruz. Devlet kurumlarında olabilir. Büyük bazı devlet kurumları alabilir dedi. Çünkü orada o kadar çok insan çalışıyor ki İngilizce sadece terminolojiyi bilse yeterli. Ama genelde Do Good Company'nin de dediği şey. Ama şunu da söyledi Do Good Company. Ya bilmiyorlarsa da gelsinler. Hollandaca anlaşabilecek seviyemize gelsinler. Ben eğer bir insan motivesi varsa bunu yapabileceğine inanıyorum dedi. Bunu da bilmek lazım. Ama tavsiye arkadaşlar İngilizce B1 seviyesine gelmemiz lazım. Koçluk hazırlıkta ve iş girişinde çok şart. Bunu ben özellikle görüyorum. Ne yazık ki çok kaliteli insanlarsınız ama baktığımda CV'leriniz çok zayıf.
Kendini tanıtım yönlerinizde bir zayıflık görüyorum. Hepinizden tanışmadım ama şöyle yani şu ana kadar 50 CV gördüysem, bunun da 45'inde bir hata gördüysem son 5'inde de iyi diyeceğim. Bu seviyede ama neden? Çok doğal. Bir Hollanda perspektifinden bakamayabiliyorsunuz. Çok doğal bu. Onun için bu noktada koçluk çok ihtiyacınız var. Bu CV ile alakalı eğitimlerimiz olmasına rağmen hala mesela zayıf CV görüyorum, üzülüyorum. Onun için bu yönde yani girmeden önce hazırlıkta ve özellikle girdikten sonra da çok ciddi bir koçluk ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu da zaten bir iki kurumla ortak çalışmaya çalışıyoruz bu koçluğu yapmak için. Evet, son olarak arkadaşlar şundan bitireyim, sonra soru cevaplara geleceğiz. İstediğim vakitte de bitireceğiz. 20.30'da bitiyor inşallah bu Zoom'umuz ve kaydımız olacak. Bunu yarın bir gün izleyebilirsiniz gene. Arkadaşlar sizlerden ne kadar kaliteli talep gelirse, mesela bugün çok sevindim. Amerika'da tester eğitimi almış bir grup bize bir şey yazdı. Çok da memnun oldum. Mesela böyle talepler gelirse o kadar efektif çalışmalar yapabiliriz. Ben IT grubuyla alakalı bunu şimdiye kadar eksik gördüm. Buna ifade edeyim. 3-4 tane farklı grup kendi yolunda bir şeyler deniyor. Yani bu da bir şirkete biri yanlış gidiyor, öbürü tersten gidiyor. Ne oluyor belli değil. Yani bu yanlış bir strateji. Onun için arkadaşlar talepleri getirirseniz, biz toplarsak buradan da sizin adınıza hareketler daha rahat yapabiliriz ve efektif çalışmalar yapabiliriz. Bu her dönemde olabilir arkadaşlar. Yani bu sosyal partisipasyon, İngilizce gelişim dönemi olabilir. Bu işte IT şirketlerini gezme olabilir, tanıma olabilir. Neyse yani bu bölümde de olabilir. Kurumlarla tanışma olabilir. İşe girdikten sonra koçluk olabilir. Ya burada da talepleriniz olsun. Bakalım yani bunlarla alakalı. Ve ileride büyüme zaten bu ileride olacak şeyler. Şu an görüşmek biraz daha erken. Evet arkadaşlar. Böyle anlatmış oldum.